Meramımızda orada bir sürü köy, 4-5 köy ve mezarlarıyla birlikte aydınlanan Aktürk Mahallesi hayvancılık yapımı bölgesi. Oralar temizlenmiş, meram olarak kullanacak. Biz kesinlikle enerji, tabii enerjiye de ihtiyaç duyulabilir. Enerjinin yapılacak yerleri vardır, yapılması gereken yerler vardır. Orası aynı zamanda doğal gaz depolama alanı var. Hem o açıdan risk taşıyor, hem de orada biz köylü, yani bizim kendi meramımız, biz buradaki bu köyde hayvancılık nasıl yapacak, nereye gidecek? Zaten yani burada yanlış olan ne biliyor musun? Birçok mera ve tarım arazileri hepsini şeye açtılar, yapılaşmaya açtılar. Biz burada yaşıyoruz, neden ödemişiz? Bakın bizim işte, şirket kimdir, şirket niye, ne işi var burada ya? İstemiyoruz. Bu kızgınlığımızı anlayamadık. Ya bak şirket gitti, bak görüyorsun Erzincan'da ne yaptı? Altınları götürdü, zihni oraya bıraktı, o kadar insanlar çekiyor. Hayvancılık yoksa ben orada nasıl durayım? Benim bu kadar arazim var burada, bu kadar yaşanmışlığım var, bu kadar... Tapıyorum ben toprağıma. Şimdi bunun bir mevzuatsal işleyici var. Bak buraya açıkçası bir şey var. Mevzuatsal bir şey var. Kim kuralısınız? Bunu mevzuattan mücadele çalışan sizsiniz. Açık bile söylüyorum. Vatan hainisiniz, toplumuna ihanet ediyorsunuz. Biz mesela şu anda neyi konuşuyoruz? Köylere geri dönüşümü konuşuyoruz. Geri dönüşü konuşuyoruz. Şimdi bu gibi yerleri siz tutup güneş enerjisine verirseniz bu şirketlere verdiğiniz zaman yani orada yararlanan pek çok köylümüzü, pek çok insanımızı mağdur etmiş olacaksınız. Yoksa tamam güneş enerjisi daha ileride dağlarda, daha ölü alanlarda, daha köylerden biraz daha uzak alanlarda olabilir yani. Bu bakımdan karşı çıkılmaz. Ama yer tam köylerin merkezi, yani hayvanların çıktığı hemen evlerden belki de 100 metre, 200 metre, 300 metre ileride olan yerler bunlar yani. Ben merak ediyorum. Hayvancılık için niye bir öneriniz yok? Onu tarım bir dakika, bir dakika ya. Buyurun. Biz tohumlarımızı şu anda İsrail'den alıyoruz. Hep yani Gedoğlu, zehirliyorsun bizi. Domatesi yiyemiyoruz, biberi yiyemiyoruz. Bu önerilerle niye gelmiyorsunuz ya? Barajımız var burada. Elektrik üretirsin burada. Benim toprağımdan ettin, köyümden ettin, arıcılıktan ettin, hayvancılıktan ettin. Şimdi bana elektrik getiriyorsun. Sen bana elektrik vermezsin kardeşim. Bir şirket kazanması için. Bizim her şeyden önce Alevilik kültüründe rızalık yoksa, bu insanlar, köylüler rızalık vermiyorsa o tesis orada yapılmayacak. Evet, belki topluma, şeye, doğaya zararı olmazsa bile ama yer uygun değildir. Nedense Tunceli'de, Dersim'de son dönemde çöp tesisi merkeze yakın, elektrik santrali merkeze yakın, taş ocağı merkeze yakın. Bu tamamen stratejik olarak var ya, bu memleketi kendi yerinden sürdüne, bir nevi sürdüne yollamaktır. İnsanlar köyü istemiyor. Şehir merkezi, şehir zaten oraya doğru kayıyor. Bir 10 yıl sonrası mahalle olacak, mahallenin arasında yani elektrik santrali, yani akla mantığa sığmıyor. İstemiyoruz, bir şirketin tasarrufuna bırakmak istemiyoruz. Bak ben kendim devlet o köyde, o köyde ikamet ediyorum, adım da Sinan. Kendim de ihracım zaten. Şu an tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. İl tarımın orayı ıslah ettiği zamanı hatırlıyorum. Taşlar toplandı, endemik türler bir araya getirildi. Florasına bakıldı. Daha nasıl kapatılabilir? Gübresi atıldı. Gübresi atıldı. Ve orada tarım ve hayvancılar müsait bir alan gerçekten inşa edildi. Şu baraj tutulduğu zaman rant uğruna bütün nefesimizi, çocukluğumuzu, her şeyimizi şu barajın altına gömdüler. Ve biz buna da itirazımız bu şekilde. Kesinlikle rant amaçlı bir şirketin tasarrufuna bırakılmasını istemiyoruz. Devletas kendi halkına sormaz ya. Kendi halkının orada yerli halkı var, daim halkı var, bunlar sormaz da başkası böyle bir şey istiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Türkiye niye böyle bir hale geldi ya?